Babamın bir arkadaşı vardı. Benim yaşımda da bir oğlu. Bir gün bir haber geldi. Adam bir çatışmaya girip şehit olmuştu. Babam beni aldı, cenazesine götürdü. Önce emniyette tören. Babam böyle giymiş resmi üniformasını, jilet. Tamam mı? Bütün polisler öyle. Tabut Türk bayrağına sarılı. O da jilet. Sonra şehitliğe gidildi. Böyle arkasında yüzlerce polis, tamam mı? Ama kimse ağlamıyor abi. Hepsinin yüzünde böyle bir gurur. Babam döndü bana, dedi ki, bak oğlum, İnşallah Allah bana da nasip eder bunu. Ben o zaman anlamadım. Sonra öldü. Cenazesinde kimse yoktu. Öyle olmadı mı Tatar? Aynen öyle oldu. Sağdan soldan adam topladık lan tabutu arabaya taşımak için. Tabut da Türk bayrağına sarılı değil ha. Böyle bildiğim bir beze sarılı, örtüye. Yalvar yakar babamı defnetmeye gelenler de sanki babamı gömmüyor da böyle bir pislikten kurtuluyor gibi. Zaten acele acele defnedip gittiler. Ben hiçbir şey anlamadım. Öyle olmadı mı Tatar? Eyvallah. Sonra anlıyorum. Babam vatan hainiymiş meğer. Pis işlere bulaşmış. O yüzden tabutu Türk bayrağına sarılı değilmiş. O yüzden şehitliğe defnedilmemiş. Annem hastalanıyor. Kadın zaten hamile. Kardeşim bildiğin gerizekalı doğuyor ya Mustafa. Oğlum bildiğin çocuk gerizekalı lan. Tamam Cino, tamam. Lan neyi tamam lan? Bitmedi daha, bitmedi. Mahalleye geliyorum. Herkes boka bakar gibi bakıyor bana. Babam nereye gömdü paraları diye soruyor. Adım hırsızın oğluna çıkıyor lan. Öyle değil mi Tatar? Ha? Öyle olmadı mı oğlum? Aynen öyle oldu. Bir sene Aleko. Bir sene kardeşim, bak kimse benimle aynı sıraya oturmak istemedi lan. Hep tek başıma oturdum. Adam gibi iş bulamadık. Adam yerine konmadık. Ulan 17 yaşındayım lan ben. 17 lan. Babamdan kalan borçları bitireceğim diye hırsızlık yapmaya başladım lan. Sokağa atılıyorduk oğlum. Ki atıldık da zaten. Atılmadık mı? Atıldık kardeş. Ben o bankaya gireceğim. Babamı atlayacak şey neyse onu oradan alacağım. Ondan sonra onu yattığı yerden çıkaracağım. Tabutunu Türk bayrağına saracağım. Bütün emniyeti de oraya çağıracağım. Sonra da onu şehitliğe gömeceğim.